Heyecan dorukta dedik, partilerin çalışmaları devam ediyor dedik. Adaylık noktasında da heyecan dorukta. Çok yakından bildiğiniz bir isim, gazeteci, yıllardır bu yolda büyük emekler veren ama artık şimdi Belediye Başkanlığı için artık ismini duymaya başladığımız Gökmen Ulu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Gökmen Ulu. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, önce hayırlı olsun diyelim. Nereye için sevgili izleyiciler? İzmir'in Dikili ilçesi için. Ee, neler söyleyeceksiniz Gökmen Ulu? Ee, niye bir kere önce bu yolu tercih ettiniz? Oradan başlayalım. Tabii. Öncelikle davet ettiğiniz, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Dikili... Hemşehrilerimi, İzmirleri, bütün Türkiye'yi, halk televizyonu izleyicilerini de saygı, sevgi, dayanışma duygularımla selamlıyorum. Bugüne kadar tıpkı sizin yaptığınız gibi ben de toplumun bilgi edinme hakkına hizmet ettim ve halkın duygularına tercüman oldum. Artık e, halkın dertlerine derman olmak istiyorum, icraat yapmak istiyorum. Bunun için aday oldum. Nasıl? Aslında yaklaşık 4 yıldan bu yana Dikili'nin aydın toplum yapısında süre gelen bir çağrı vardı. Belediye başkanlığı vazifemi üstlenmem konusunda. E, ee, diğer taraftan sadece Dikili'nin yerleşik yaşayanları değil... E, Türkiye'nin dört bir yanından da bu konuda destek ve teşvik gördüm. Niye? Çünkü yüz binlerce hatta milyonlarca insanımızın ile bağı vardır. Onlar da beni tanıyor ve e, Hayatımız da ortada, yaptıklarımız da ortada. E, heyecanla, e, bende de heyecan uyandırarak böyle bir e, çağrı yaptılar. Tabii halkımızın bu güçlü teveccühü benim ideallerimle, projelerimle, tasarımlarımla, hayallerimle birleşince ben de aday adayı olmaya karar verdim. Bunun için Cumhuriyet Halk Parti'mizin e, Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bizzat ziyaret ettim. E, kendisiyle görüştükten sonra başvurumu yaptım. Bir de... E, Tabii partimizin yetkili kurulları milletvekilleri il yönetimi ilçe yönetimi STK'lar e, geniş bir istişareden sonra ben de aday adayı olarak bu yola koyuldum. Hayırlı olsun diyelim ve devam edelim şimdi ee, hakikaten e, yani sadece dikili değil tabii. bütün Türkiye'de e, çok tanınan ve sevilen bir isimsiniz. Bundan önce yaptıklarınızı bugüne kadar e, gelince e, dönecek olursak e, şimdi Dikililer... Rin sizi çok sevdiğin haberleri bize de ulaşıyor elbette. Ne düşünüyorlar? Onlarla nasıl bir bağ kurdunuz? Neden bu kadar çok seviliyorsunuz? Hani belki kendinizi anlatın gibi olacak ama muhakkak bunun bir analizini yapmışsınızdır. Biraz da o konu konuşmak istiyorum ben. Evet, bu anlamda kendimi anlatmak zordur. Ama ben bu sevgiye dayanışmaya çok müteşekkirim her zaman da layık olmaya e, çalıştım. Dekili benim ata toprağım, doğup büyüdüğüm memleketim. İşte işte az önce de belirttiğim gibi o idealler, o heyecanlar ve daha çocukluk yaşlarımda şurada yanan, hiç sönmeyecek olan devrim ateşi. O o, evet. o çok e, önemli. Buna dair de e, çok güzel projeler hazırlayarak o hayallerimizi hep birlikte, halkımızla beraber... ...katılımcı demokrasi ve ortak akla dayalı yönetim şekliyle hayata geçirmek için e, bu, bu yoldayım. E, ve e, bizde tek adamlık yok. Hakikaten e, demokrasi var. Dikili öyle olmuştur Lale Hanım. Geçmiş yıllarda baskı dönemlerinde... ...bir demokrasi platformuna dönmüştür... ...bizim küçük şirin kentimiz... ...ve... E, ...oksijen kaynağı haline gelmiştir... ...aydınların, e, dikili yaşayanlarının... ...ziyaret edenlerin... ...yine öyle olacak... ...yine o kültür... ...ve demokrasi kenti kimliği... E, ...canlanacak. Evet. Peki şimdi dikili de yine... ...Ege'nin incilerinden bir merkezimiz... ...çok önemli... E, ...turistik değeri var... E, e, projeler dediniz. E, biraz bunlardan söz eder misiniz? Dikilde ne eksik, ne yapacaksınız? Dikililerin talebi ne bu konuda? Tabii çok da. tabii elbette yapacak e, ve anlatacak çok şey var ama dar zamanda kısaca bahsetmek gerekirse ana başlıklar halinde e, bizim derlenip toparlanmamıza e, ihtiyaç var. E, altyapı sorunlarımız var. E, su kanalizasyon vesaire onların detaylarına hı hı. girmiyorum bunun yanı sıra e, kentin modernizasyonuna ihtiyacımız var su sorununu çözmeye ihtiyacımız var bu temel sorunların yanı sıra e, dikili bir turizm kenti ve dünyaya tanıtmak tam da benim işim. Evet. <laughs> Tam da benim işim. Buna dair projelerim var. E, turizm hareketinin profesyonelleriyle birlikte hazırladığım daha da hazırlayacağım projeler, çalışmalar olacak. Zaten rehberim daima bilim oldu. Orada da öyle olacak. Nitelikli bir kadroyla ve bilimle yönetmek doğrusu da bu. Belediye Başkanı orkestra şefidir. Orkestrayı iyi kurmak, A takımını iyi kurmak, o sinerjiyi oluşturmak, halkla bütünleşmek yürümek lazım. Orada kent konseyini de yeniden canlandırmayı düşünüyorum ben. Çünkü lafta değil dayanağı budur katılımcı demokrasi ve ortak akla dayalı yönetim anlayışı diyoruz ya işte bu böyle olacak. Onun adı da daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Yasal yetki ve sorumluluğumuz zaten dikili demokrasi merkezi. Burada biz sorunlarımızı çözüm yollarını e, ve e, fikirlerimizi e, Konuşacağız, beyin fırtınaları estireceğiz, dikili demokrasi merkezinde hayallerimizi birleştireceğiz, eyleme geçeceğiz, hayata geçireceğiz. Turizmin yanı sıra bir tarım kent Türkiye'de çok güzel tarım modelleri var ee, ve e, İzmir modeli, evet. Seferihisar'dan Bergama'ya Tire'ye kadar tüm Türkiye'de yankı uyandıran. Ee, sadece bizim ülkemizden değil, dünyada da var. Uruguay'ın saraysız başkanı Jose Mujica, hmm. halkını yoksulluktan tarımla kurtardı. ...biz de bir tarım kenti olarak tarımsal kalkınmaya çok önem vermeliyiz. Buna dair çok projeler geliştirdim. 22 yıla yaklaşan meslek hayatım boyunca çok insan biriktirdim. Tüm o güzel insanların e, kanalize olacağı bir merkez o haline gelecek. Dikili yeniden. Ve e, tabii e, tarım, turizm, balıkçı kentiyiz biz. Evet. Orada yapacağımız çok şeyler var. Çekekleri yok, yeni bir balıkçı barınağı ihtiyaç var. Ve... E, ziyaretçilerin, tatilcilerin de bayılacağı atmosferler hmm. olacak. Sonra yat limanına ihtiyacımız var, plajlar. O plajların önünü ben hmm. halkçı belediyeci e, sosyal belediyecilik anlayışına e, uygun olarak tamamen ücretsiz yapmayı düşünüyorum. Ve beş yıldızlı otellerin önündeki gibi pırıl pırıl e, şezlonglar, gölgelikler ve tamamen ücretsiz. Çandarlı markalaştıracağımız şahane bir beldemizdir bizim. Şahane. Dikili'nin en önemli mahallesidir. Köylerimiz, bayılırsınız. Köylümüze, Dikili insanına doyamazsınız. E, bunun yanı sıra bir spor kenti olması lazım. Spor kompleksi. Az önce belirttim ya. Bir kültür kenti, demokrasi kenti. Bunun için yapmamız gerekenler var. Ne yazık ki bir kültür merkezimiz yok. Profesyonel, dünya çaplı mimarlarımız var bizim. İşte onlar da şahane projeler geliştirip bir kültür merkezi yapmanın ötesine geçmek istiyorum ben. Bilim Kültür Sanat Park. Eskişehir'de değerli e, rol modelimiz Yılmaz Büyükerşi'nin yaptığı var ya, hatta belki onu da aşabilecek. Yeni jenerasyon daima bir öncekini aşma hedefinde olmalı. Bilim Kültür Sanat Parkı'nın içinde tarihim olacak. E, merak edenler YouTube'dan, Google'dan baksınlar lütfen. Çok önemli bir merkez. Sonra eğitim merkezleri olacak. Sanat galerileri, ee, çağdaş Kütüphane ve benzeri spor kompleksi, bu spor kompleksinin yanı sıra kapalı e, spor salonu, spor kompleksinde tenis, e, açık handball, voleybol sahaları vesaire, şahane kafeteryalarıyla bütün çocuklara ücretsiz meyve suyu, ücretsiz süt ve e, dikili bir deniz şehri. Orada yelken şubesini düşünüyorum. Bir sörf merkezi haline getirmesini düşünüyorum. Tüm bunlar bana çok çok heyecan veriyor. Yani lokal tabii ne kadar ilgilendirilmiyor mu? Çok şey de var. Peki ee, dikinin ekonomik pozisyonu nasıl? <laughs> durumu nasıl? Yani ya da ona da hazır yerel seçim işte ekonomiyi ne kadar aynı, etkileyecek evet. diyoruz. O konuda da konuşalım mı? Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi e ekonomi politikaları... E Dikili yurttaşları da çok olumsuz etkiliyor. Ekonomik krizden onlar da payını fazlasıyla alıyor. İşte biz e, yerel politikalar geliştirerek, tıpkı tarımda olduğu gibi balıkçılıkta olduğu gibi ve istihdama katkı sağlayacak pek çok projeyi hayata geçirerek e, bu konuda e, halkımızı rahatlatmak için. E, Elimizi taşın altına koyacağız. Yani ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Bu belediyenin görevi bana ne diyemeyiz Çağdaş belediyecilik anlayışıyla hareket etmeliyiz. E, bu yerel e, ekonomik e, e, projelerimiz arasında tarım, turizm bizim lokomotifimiz olacak. E, biz de belediye olarak hektarlarca tarım alanımız var. Hı hı. Onları üretime katacağız. Toprak işleyenin, su kullananın. Birlikte üreteceğiz, hakça bölüşeceğiz. Bu önemli ölçüde rahatlama sağlayacaktır. E, i̇şsizliğe çare e, adına önemli bir çalışma olacaktır. Tüm bunlar arasında tabi e, bilim, kültür, sanat parkından söz ettim. Evet. Açık hava tiyatrosuna ihtiyacımız evet. var. Onu da eklemeliyim. Sosyal e, politikalar önemli. Yaşlı nüfusumuz fazla. Huzurlu ev projem var Lale Hanım. Oo, Yani evde bakım hizmeti e, ve e, bizim Kır düğünleri merkezine ihtiyacımız var. Çünkü hani basit görünebilir ama en mutlu günleri vatandaşlarımızın bazen bu hayat pahalılığı altında yine ekonomiyle bağlantılı olarak vurgulamak gerekirse gölgeleniyor. Ee, 15 bin liraya varan masraflar sonra yılları o genç çiftlerin ya da sünnet düğünleri sonrasında evet, evet. yılları borç ödemekle Aynen geçiyor. Öyle. O borç yükünden kurtaracağız. Bizde düğünler genelde yazın gerçekleşir. Evet. Bilirsiniz Ege düğünleri çok teşrendlikli olur çok. ve <laughs> e, böyle bir merkezde yapacağız. Yani bu yükten de kurtarmamız lazım. Tüm bunlara dair çalışmaları sürdürüyorum. Daha fazlası var. Kısıtlı bir zaman e, festivaller diyarı olacak yine. Sizin ilginizi çekecek bir festivalimizle eee noktalayayım isterseniz. O da uluslararası gazeteciler festivali. Aa. Türkiye'de bir ilk. Orada Tokyo'dan New York'a kadar dünyanın dört bir yanından gazeteci, yazar, muhabir, kameraman, foto muhabiri tüm meslektaşlarımızın buluşma noktası olacak Dikili. Sempozyumlar, paneller, belgesel gösterimleri, fotoğraf sergileri, foto maraton. Ha bu bize şöyle de bir şey getirecek. E, milyonlarca dolar harcayıp da yapamayacağımızı yapacağız. Dikili'yi bütün dünyaya işte böyle tanıtacağız. Evet. Daha fazlası Neyse. da var. Ben bu festivali önemsiyorum gerçekten çok önemli. Hiç kaçırmayacağız ve heyecanla da bekliyoruz. Şimdi az önce yine projeler kapsamında halkçı ve sosyal belediyecilikten bahsettiniz. Bu bence çok önemli. Ben her e, bu tür programlarda altını çizerek söylüyorum. Çünkü özellikle AKP'li belediyelerin tercih ettiği bu iğne usulü vatandaşlara ve tabii daha ağırlıklı olarak seçim döneminde yapılan yardımlar e, beni çok rahatsız ediyor, vicdanımı sızlatıyor. Dolayısıyla e, vatandaşa onu incitmeden... Hakça, adil bir şekilde bölüşerek o yardımlar götürülmelidir. E, CHP'nin bu anlamda yaptığı belediyecilik de bence çok çok önemli. Evet çok önemli. E, zaten sosyal belediyecilik tam da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin işi. E, dünyada da böyle İsveç modellerini de inceleyebiliriz. E, sosyal yardım önemli, gerekli, dayanışma önemli. Ancak bu bilimsel ve çağdaş... Uygulamalarıyla hayata geçirilmeli ve bizim inancımızda ne vardır? Bir elin verdiğini diğeri görmemelidir. Yaşlılarımıza ya, ya da engellerimize, ihtiyaç sahiplerine bu yardımlar, bu gereken yardımlar ulaştırılacağı zaman insan onuru kutsaldır, zedelenemez, incitmemek çok taşı. Evet, e, çok müthiş şeyler e, yapacağına inanıyorum. Şimdi yayın ilkeleri çerçevesinde e, konuştuk. Gökmenoğlu benim çok da yakın dostum arkadaşım. E, onun çok iyi bir belediye başkanı olacağını düşünüyorum. Gökmen Candan başarılar diliyorum sana. Çok katkın olacaktır Dikili'ye inanıyorum. Tabii Türkiye'de de genel belediyecilik tanımı adı altında önemli adımlar atacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, başarılar çok, diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de buradan söz veriyorum göreceksiniz yakında. Dikili'yi model kent yapacağız. Evet inanıyoruz buna. Tekrar teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Sevgili seyirciler, Gökmenoğlu'yu uğurlayalım. Bir araya gidelim. Saat başında yine çok sıcak, önemli gelişmeler ve ayrıntılarıyla ana haber sürecek.